Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ Beğeniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, yine şöyle tek renk bir tülbente size bu görmüş olduğunuz sarı mavi renkten çok güzel bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet, bakın modelim bu arkadaşlar. Şöyle bildiğiniz tığ oya sarısı ve şu alt zeminiyle Hürrem tacı. Böyle kral tacı görünümünü veriyor arkadaşlar. Hürrem boncuğu olduğu gibi buna da Hürrem tacı ismini koyabilirsiniz. Evet. Modelim bu gerçekten şöyle çok güzel süslü bir taç modelini andırdığını düşünüyorum. Şöyle daha yakın plan göstereyim. Evet, modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim ve diğer tacımızın rengi de mavi olsun. Maviden yapalım inşallah. Evet. Her zamanki gibi tülbentimizin kenar tığlama işlemini ikişer zincir çekerek hazırlıyorum. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla kenar tığlama, köşe dönme işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arka tarafı unutalım arkadaşlar. İlk başlar gibi bakın sık iğne yaparak başladık. İpimizi tığımıza tutturduk. Sık iğnemizi yaptık. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yandaki tığ battıya 2 alarak trabzan yapıyorum. 4 zincirimi çekip trabzanıma kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. Bildiğiniz her zaman yaptığımız bir ara suyu işlemi arkadaşlar bakın. Buraya 5 tane yaptım. Şimdi çiçeğimizin zemin kısmını oluşturmaya geldi. Tacımızı oluşturalım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. 2 tane zincir yanındaki tığ battıya kapatıp bir tane boş kirpiksiz trabzan. Şimdi 2 zincir bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 2 tane zincir çekiyorum. Kirpiksiz 2 tane bu şekilde trabzanımızı yaptık. Aynı işlem lakin şu tepedeki tomurcuk yok. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 2-2 alarak bu şekilde yarım trabzanı yani üçgeni tamamlamadık. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çevirdim. Yuvalarını oluşturacağız. Bunun tepe noktalarını kullanacağız. Kirpiksiz yapın arkadaşlar. Kirpikler tümsek atıyor. Kirpiksiz daha hoş duruyor. 6 zincirimi diğer yuvaya yan yana 2 tane 6 zincirden yuvamı hazırlıyorum. Şöyle bu şekilde bir tane zincirimi de çekip düz yüzüne döndüm. Bu şekilde sık iğne ile girdim. Köşesi yuval oval durması için. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. Bir defa tığı doladım. 2 ve 2. 3 oldu. Şöyle 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane bu şekilde ikili trabzanı hazırladık. 6 zincirli yuvalara. 5 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yandaki yuvanın içine de aynı şekilde şöyle 2, 2 alarak trabzan yaparak geçtim. Ve 8 tane de trabzanı bu şekilde dolduruyoruz. 2 3 bir defa doluyorum. 4 5 6 şöyle 2 4 6 7 8 incisini de 2 zincirden çekiyorum. Başta 2 zincirle başlamıştık. Kapatırken de bu şekilde 2 zincirle kapatıyorum. 2 tane zincir çekerek bu yarım bıraktığımız
Hemen üçgeni tamamlayıp bakın 3 tane üçgenin üzerine bu şekilde kral tacımızı yuvalarını hazırladık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki yuvaya girip şöyle 2, şöyle 2. Bakın düğüm kısmı da arkaya geldi rahatlıkla. 4 zincir kapattım. 2 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battıya girip sabitliyorum. 2 zincir, bir defa tığı doladım. Hemen 2 ve 2. 4 zincir kapatıyorum buraya. Sonra 2 zincirle yandaki tığ battıya girip kirpikli üçgen ara suyunu tamamladım. Evet. Şöyle 2 zincir. Bir defa tığı doladım. 2 ve 2. 2, 3 ve 4 zincir. 2 zincir. Ara suyu olarak ben 5 tane bırakıyorum arkadaşlar. 5 tane de az değil. Bakın 3 tane bu kadar, 5 tane de bu kadar aralıklı oluyor. En fazla 7 bırakabilirsiniz. Şimdi bu çiçeğimizi nasıl yaptık? Ona geçelim. Evet, şöyle modelimizi alıyoruz. Ters tarafına çevirdim bakın. Buradan 2 zincirli aradan girdim. Bakın 2 zincir trabzan arasından girdim. Sabitledim. 6 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, şöyle 2. 3 tane ilmek tığımda 3'ünü birden kapattım. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Bu yuvanın içerisine 1, 2 trabzanı yapıyoruz. Şöyle 1 ve 2. Son ilmekler hep tığımda kapatıyorum. Bir tane yuva oluşturduk. Bir tane daha aynı şekilde. 6 zinciri çektim. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1 ve 2. 2 tane trabzanımız ve son ilmeklerimizi de hepsini birden bu şekilde alıyorum ve 6 zincir. 6 zincirimi kapatıyorum trabzanımın arasına. Evet, bakın şöyle arka tarafından göstereyim. Bu şekilde yuvaları hazırladık. Toplam 4 tane. Evet. Şimdi bir zincirle düz tarafına dönüyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bu yuvalara güzelce çiçeklerini yapalım. 2 tane zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, şöyle 2, 3 oldu. 2 defa tığı doladım. Şöyle 1, 2, 2, şöyle 2 alarak 4 tane trabzan. Burada da sanırsam 4. trabzandı arkadaşlar. Evet. 4 tane trabzan olunca hemen kirpiğini yapıyoruz. 4 zincirimi çektim. Kirpiği oluşturdum. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 1, 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. 2, 2 alarak bakın. 3 tane trabzan oldu kirpikten sonra. Hemen ben 2 zincirimi çekip dibine sık iğne ile sabitleyerek bu şekilde bakın bitiriyorum. Hemen sıradaki yuvaya geçiyorum. Şöyle 2 tane zincir, bir defa doladım. 2 ve 2. Bir defa doluyorum. 1, 2 ve 2. 3 seferdi. 2 defa tığı doladım. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4. 4. trabzanın tepesinin noktasına sabitliyorum. Hemen 3 seferde. 1, 2 ve 2.
Bir defa doladım. Aynı işlemi tüm yuvalara uygulayacağım. Bakın 2-2 alarak trabzanımı hazırladıktan sonra şöyle 2 zincirimi çekip kapattım. 2 zincirle başlayıp 2 zincirle bitiriyoruz. Sıradaki yuvaya da aynı işlemi uygulayacağım. Şöyle 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. 2 ve 2. Bir defa doluyorum. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2. Şöyle 2 defa tığı doladım. Bu sefer 1, 2, 2, 4 seferdi. 2 seferde, 3 seferde ve 4 seferde bu şekilde trabzanları oluşturuyoruz. Evet, 4 zincirimi tam tepe noktasına, 4. trabzanın arasına kapattım. Aynı işlemi tekrar ters işlemini yapacağız. Şimdi 1, 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içine 2 ve 2. Evet, 3 tane olunca 4. trabzanımız 2 zincir oluyor ve kapatıyorum. Son yuvaya şöyle geçişimi yapayım. 2 tane zincirimi çekip başlıyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. Bir defa tığı doladım. 3 seferdi. 1, 2 ve 2. 2 zincirle beraber 3 tane trabzan. 2 defa tığı doladım. Şimdi 4 seferde 1, 2, 2 ve 2. Bakın 4.'ye 4 zincir kapatıyorum. Evet, 2 zincirle beraber 4. trabzanın içine kirpiğimi kapattım. Bir defa tığımı doladım. 1, 2 ve 2. 3 seferde. Şimdi bir defa tığı dolayıp 2 ve 2. Şöyle. Şimdi 2 zincir aynı yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Bu 2 zincirli trabzanın içine de girip şöyle bir sık iğne yapıyorum ki arkadaşlar. Bakın şu oval duruş, kaynaşma güzel duruyor. Evet, son zincirimi de çekip ipimi koparayım. Bakın gerçekten çok güzel bir şöyle kral tacı oldu. Hemen ben şu ipleri yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Gerçekten çok hoş ve güzel bir duruşu var. Şöyle modelimi size göstereyim. Kral tacı modelimiz hoş ve zarif duruyor. Şöyle bir de salantılı haline bakayım. Evet, yapılışı o kadar kolay. Bir de kalıp gibi benim model oldu arkadaşlar. Şöyle bakın ütüye giden böyle ütülediğiniz zaman rahat bir şekilde bu şekilde ütüleyebileceğiniz bir model oldu. Şöyle bir de beyaz zemin üzerinde göstereyim. Evet. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.